Sendikalar maaş kesintisiyle ilgili yasa gücünde kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yapılan açıklamada hükümetin ülkeyi yönetemediği açıklamasına yer verildi. Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirtti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanlar Kurulu Başkanı Mahmut Kamber, hükümetin açıkladığı ekonomik paketlerin sosyal devlete yakışmadığını söyledi. Kamber, ötelene ötelene bu işler mazbataya dönüşecek, borcu olmayan esnaf yok, tekrar kredi almaları ve döndürmeleri mümkün değil dedi. Kıtams'ın eski başkanlarından Ahmet Kaptan, insanların çok zorluklar çektiğine değinerek prim desteği verilmesi gerektiğinden bahsetti. Kaptan, başarısız icraatlar sonucunda insanlara yokluk çektiriyorsunuz diyerek havaalanının, okulların, hastane ve yollarında kötü durumda olduklarının altını çizdi. Seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırılan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, çarşamba günü tahliye olacak.